Şimdi aslında çok yine duyduğunuz önemli bir şeye geldik. Hatta burada da söylüyor bakın. Simetrik pozitif tanımlı matrisler machine learning'de önemli rol oynar diyor. Ve bunlar diyor inner product'lar yardımıyla tanımlanır. Simetrik pozitif tanımlı matrisler. Evet. Makale okuduğunuzda öyle der. İşte buradaki matris simetrik pozitif tanımlanır falan diye söyler yani. Ne diyor? Burada action 4 3'te yani ileride diyor tekrar döneceğiz buraya. Şimdi simetrik bir de semi-definite matrisler varmış. Onlar da 12. bölümde bahsedilmiş. Başlayalım. N boyutlu bir vektör uzayı alalım. Bunun üzerinde de bir inner product tanımlansın. Artık inner product'ın ne olduğunu öğrendik. Yani simetrik, pozitif tanımlı, bilinen dönüşüm. Ve bir ordered baz, hatırlayın. Sıralı bir baz alalım. Bu reel vektör uzayının bazı olsun. Hatırlamayanlar için hemen hızlıca hatırlatalım. Baz dediğimiz o vektör uzayındaki vektörleri temsil ederken kullandığımız elemanlar. Yani şimdi ben burada V'de bir vektör aldığımda bu vektörü ben şöyle yazıyorum. İ eşittir birden N'e ne diyelim ona? XI BI şeklinde yazıyorum. Tamam mı? Yani buradaki BI'ler benim baz vektörlerim oluyor. Bunu söyledik. Zaten burada da XI dememiş, PCI demiş. Biz de onunla aynı gösterimi kullanalım. Bakın şurada. PCI. Bir de Y olarak tarif ettiğimizi kabul edelim. Buradaki PCI'ler, lambda i'ler de birer uygun reel sayılar olsun. Bilinerlik özelliği bakın bize ne katacak? Buraya dikkat edelim. Biraz karışık görünüyor. Sizin için sebepsiz gelebilir ama. Bakın bilinerlik özelliği bize ne katıyor? Bilinerlik sayesinde biz şu ayınca herhalde şuradaki lambda i'yi ne yapabiliyoruz? PCI'yi dışarı çıkarabiliyoruz. Doğru mu? Çünkü öyle öğrendik. Ondan sonra lambda i'yi de dışarı çıkarabiliyoruz. Ve toplamları da dışarı çıkarabiliyoruz bilinerlik sayesinde. Bilinerlik bu avantajı sağlıyor bize. Hem toplamları dışarı çıkarabiliyoruz hem de pi ile lambda'yı dışarı çıkarabiliyoruz. Sadece b ile bj kalıyor elimizde. Tamam mı? Ve bu da bakın bu da buradaki bi bj'ler bir matris oluşturuyor. Şuradaki şu bir matris oluşturuyor. Bu matrise aij matrisi diyelim. Geriye kalan kısımlar da x şapka, y şapkalar da x ve y'ye karşılık gelen koordinatlar oluyor. Yani onların bileşenleri öyle düşünün. X ve y'nin bileşenleri oluyor. Tamam mı? Aslında şöyle örnek vermiş miyim çok çünkü bize biraz karışık gelir ya şey görünüyor. Biz mesela bir tane vektör alalım. Bu vektör mesela 1 çarpı E1 artı 2 çarpı E2 olsun. Başka bir vektör alalım. Bu da 3 çarpı E1 farklı olsun. 5 çarpı E2 olsun. Şimdi iki tane vektör aldım. Aslında bunlar 1,2, 3,5. E1, E2'ler de bizim bazlarımız. Klasik Öklid bazları hatırlayın. EJ de diye yazabilirdik. Ben böyle yazdım. Şimdi bunları çarpalım bakın. 1 çarpı E1 artı 2 çarpı E2 artı 3 çarpı E1 artı 5 çarpı E2. Şimdi bunu çarptığınız zaman aslında şöyle yazabilirsiniz. Bakın 1 çarpı E1 E1 artı ondan sonra bir dakika 1 çarpı pardon şurada virgül olacaktı. Şöyle olacaktı. Şöyle yazayım. 1 E1 virgül 3 E1 artı 5 E2 artı 2 E2 virgül 3 E1 artı 5 E2. Şimdi bu da şöyle oluyor bak. 1 çarpı 3 E1 E1 artı 1 çarpı 5 E1 E2 artı ilk diğerine geçiyorum. 2 çarpı 3 biraz hemen özetleyeceğim. E2 E1 artı 2 çarpı 5 E2 E2 oluyor. Şimdi bakın bu yazılış aslında yukarıdaki karmaşık yazılışın aynısı. Şöyle düşünün. Şimdi bilinear olduğu için kafama göre istediğim şekilde ayırabiliyorum bak. Ne yaptım? Önce burayı ayırdım. Bakın 1 E1'i buraya attım. 2 E2'yi buraya attım. Sonra da şuraya ayırdım. Bakın 3'ü buraya attım. 5'i buraya attım. Böyle karışık bir şey çıktı. Bu karışık şey de şuradaki E1 E1'ler 1 oluyor. E1 E2'ler 0 oluyor. Bu da 0 oluyor. Bu da 1 oluyor. Sonuç ne oluyor? 3 oradan geliyor.
10 da oradan geliyor, 13 çıkıyor. Zaten bunları da çarpsanız 13 çıkar. Anladınız mı mantığı? Bak bunları çarpalım. Yazalım. 1, 2, normal dot product yapalım. 3, 5, kaç yaptı? 3 artı 10, 13 çıktı. Bizim burada yazdığımız karışık şey de 13. Ama biz bunu matrise dönüştürmüş olduk şu anda. Ve nasıl bir matrise dönüştü? Onu da yazalım. Nasıl matrise dönüştü? X'in ne diyor? X şapkanın transpozu. X şapka burada 1'e 2. Yani şöyle 1'e 2 çarpı. Sonra AIJ. AIJ dediğimde bizim hesabımıza göre 1, 0, 0, 1 çarpı. Bir dakika, bunu bununla çarpabilir miyiz? Yok, çarpamıyoruz. O zaman şöyle yazmamız lazım. 1, 2. Şimdi oldu. Çarpı öteki de 3, 5. Bakın aslında yukarıdaki karmaşık görünen şey bu. Çarptığınızda aynı şey çıkacak. Yani bu birim matrisi zaten etkisi yok. Bunların direkt çarpımlarından 13 gelecek. Yani bunun sonucu yine 13 gelir. Dolayısıyla şuradaki A matrisi aslında bizim normal bildiğimiz klasik Öklidyen çarpımda hocam birim matrisi oluyor işte. Dot product'ta o birim matrisi oluyor. Anladım. Ama sen product'ı çevirince başka matris oluyor. Anladım hocam. Tamam mı hocam? Şimdi geldik işte pozitif tanımlılığa. İşte o sen dot product'ı çevirdiğinde matris değişiyor ya. Eğer senin bu elde ettiğin sonuç pozitifse işte biz o matrise pozitif tanımlı matris diyoruz. Hani yukarıdaki ikisinin iş çarpımından çıkan şu ifade pozitif tanımlı olursa biz buna pozitif definite, hatta simetrik pozitif definite matris diyoruz. Siz başka kaynaklardan çalışırsanız bu üst kısmı anlatmaz veya belki hani çok detaya girmeyeyim diye fazla uğraşmaz. Direkt bunu yazar. Buradaki A dediğimiz şey miydi hocam? İşte, birim matrisi miydi yoksa katsayı olarak şöyle, bir şey? İşte o A matrisi dot product'ta birim matris. Product değişince başka matris oluyor. Değişince farklı temsil eden matris. Evet. Buradaki çarpımları yani mesela burada diyelim ki 13 çıktı. 13 olduğu için pozitif tanımlı mı diyoruz? Tabii. O zaten birim matris simetrik pozitif tanımlıdır. Tamam, sen mesela Özel hocam her uydurduğun inner product'ın matrisi bu şartı sağlamayabilir. Dolayısıyla biz ayırt ediyoruz. İşte diyoruz bu şartı sağlayanları kullanalım biz. Doğru hocam. Ya peki hocam şöyle bir şey sorsak yani dışarıdan. Yani bunun negatif çıkmasının ne gibi bir dezavantajı var mesela? Niye negatif çıkınca biz bunu yani tamamen kural bozuluyor. Yani negatif çıktığında ne gibi bir zorluk oluyor mesela? Şöyle. Bununla ilgili bir şeyin var mı hocam? Tabii hocam. Şöyle aslında biraz geriye gidersek. Şimdi buradaki iş çarpım ya da norm aslında bir geometrik yapı oluşturuyor. Geometrik bir uzay oluşturuyor. Tamam. Şimdi geometrik uzayda orası negatif çıkarsa biz ona non-degenerate geometri ya da null geometri falan diyoruz. O bambaşka bir geometri. Şimdi o geometride machine learning metotlarını uygulamak hani şu anda en azından öyle bir ihtiyacımız yok. Hani biz mesela Öklid dışı uzayda uygulamaya çalışıyoruz ya hocam. Öklid dışı uzayda uygulamaya çalışıyoruz. Bu Öklid dışıdan da daha farklı bir şey. Yani ona geometri aslında. Ayrı bir geometri. Mesela Semiriman geometri diyorlar ona. Yarı Riman geometrisi falan diyorlar. Non-degenerate geometri diyorlar. Light-like geometri diyorlar. Ora negatif çıktığı zaman biz şimdi şu anda kabul etmiyoruz ama sen kabul edersen farklı bir geometriye geçmiş oluyorsun. O yüzden şöyle düşünebilir miyiz mesela hocam o geometrinin dışına çıktığımız zaman mesela biz iki veri noktası arasındaki benzerlikleri bulamayabiliriz ya da işte o varyansı hesaplayamayabiliriz. Çünkü onlar standart hani dediğiniz gibi bir geometrik formda yapılan işlemler olduğu için yani ortaya çıkan vektör bize aslında bir anlam ifade etmeyecek diğer vektörlerle kıyaslamak için. Hocam o yüzden aslında şöyle düşün belki de bulabiliriz ama şu anda oraya geçebilecek altyapımız yok. Altyapımız yok. Ya da yok. Yani o büyük bir inovasyon olur. Hani oraya geçip oradaki light-like geometri metotlarını uygulamaya çalışsak. Mesela şeyde kullanılıyor robotikte. Yani ben tam hakim değilim olaya ama okuduğumuz kaynaklarda yazıyor işte robotikte light-like geometri metotlarından yararlanılıyor. Robot hareketlerinde işte yeni boyutlar ekleniyor oraya mesela. Çünkü light-like geometride görünmeyen bir boyut var. Null bir şey var. Vektör var. Null vektör diye bir şey var mesela.
Yani yok öyle bir vektör aslında ama mesela null koni var. Yani öyle bir koni yok aslında. Ama geometrik olarak var. Sen de sen o koni üzerinde çalışabiliyorsun. Öyle düşün. Yani hocam o yüzden evet, şimdi sözünü kestim de hani arkadaşların kafasına otursun diye söylüyorum ben. Hani çok uzak olduğum bir şey değil ama biz mesela machine learning'deki yapılarda hep simetrik matrislere çok önem veriyoruz. Hani bunun alt tabanlı tabii ki teorisini bilmediğimiz zaman havada kalıyor. Mesela simetrik matrisler bir yerde kovaryans matrisler olarak da geçiyor anladığım kadarıyla. Sonuçta veri noktaları arasındaki ilişkileri özellikle PCA gibi boyut indirgeme yöntemlerini uygulayacaksa bu hocam, özelliğin sağlanması önemli bizim için mesela. Şöyle güzel bir şey söyledin aslında. O kurduğun cümleyi ters çevirelim. Yani simetrik matrisler kovaryans matrisleri de kovaryans matrisleri simetrik matrisler. Zaten kıymet orada başlıyor. Kıymetlenmesi orada işte oluşuyor. Şimdi sen kovaryans matrisi oluşturuyorsun. Bakıyorsun ki bu bir simetrik pozitif tanımlı bir matris. İşte PCA şeyi orada hemen oluşmaya başlıyor. Ki ben bu matrise bu metotları uygulayabilirim o zaman. Yani hocam aynen. İşte kernel yöntemlerinde falan çok şey görüyor. Ya da mesela SVM gibi yapılarda benzerlik ölçerken simetrik ilişkilerin kurulması mesela burada çok şey oluyor. Önemli oluyor. Hocam son bir şey ben şöyle bir ek yapmak istiyorum söylediklerinize. Yeni inner product tanımlamak tabii ki önemli, güzel bir şey ama hani diyor ya, ya bazen Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok diye. Aslında literatürde bir sürü tanımlanmış product'lar var zaten. Yani bu koşulları sağlatmışlar adamlar. Hepsini tanımlamışlar. Belki en azından bu konuda background oluşturan yapay zeka araştırmacısı kendine bir, yani bir özgüven oluşur ve der ki ya ben gideyim şu matematik kaynakları tarayayım, bir iş çarpım bulayım. Belki işime yarayan bir şey bulurum. Belki 15 gün, 1 ay, 3 ay, 5 ay çalışır. Farklı iş çarpımları alır, dener, uğraşır ama bir tanesini yakalayabilir yani. Ama bunu hiç bilmezse oraya girmeye cesaret edemez. Yani bakmaya şey yapamaz. Bir matematikten destek alması lazım. Matematikten benim gibi gelip bunları tekrar öğrenmesi gerekir falan. Şimdi simetrik matris bakın neymiş? Hemen tanımına geçelim. Simetrik matris, bakın simetrik matris. 3 tane özelliği sağlayacak. Simetrik, pozitif tanımlı, pardon 2 özelliği. Simetrik, pozitif tanımlı. Toparlayayım, pardon karıştırdım. Bir simetrik matris 3-11'i sağlayan bir matristir ve şu isimlerle çağrılır. Simetrik, pozitif tanımlı ya da sadece pozitif tanımlı. Yani bu üç ismi de duyabilirmişiz. Eğer buraya eşitliği eklerseniz, yani eşitlik de sağlanırsa o zaman buna pozitif semi-definit diyoruz. İşte bu semi-definit'i biraz hafif açayım. Normalde biz şunu istemiyoruz. Yani bir şeyin normu sıfırsa bu sıfır olsun istiyoruz. Tamam mı? Bunun dışındaki bir şeyi kabul etmiyoruz. O yüzden pozitifliği yani böyle keskin pozitif olarak ne diyelim tarif ediyoruz. Eğer şunu da eklersek o zaman bunun semi definit yani yarı tanımlı gibi bir anlam katıyoruz. Semi kelimesini bilmiyorum siz hangi anlamda kullanıyorsunuz. Matematikte yarı anlamına geliyor. Yani böyle tam olmamış yani ona yakın gibi bir anlama geliyor. Poseido mesela. Çok kullanırız. Semi poseido. Hemen örneklere bakalım. A1 matrisini düşünelim diyor. A1 matrisi pozitif tanımlıdır. Çünkü bakın yazmış x1, x2 yani x bir vektör yazalım. X şöyle bir vektör. Bunun transpozu bu. Şöyle işaretleri gireyim. Transpozu bu. Araya matrisi koyduk. Sonra da kendisini yazdık. Bakın hesaplamanızı yaptığınızda kare geliyor. Reel sayıların karesi, reel sayıların karesi. Kareler hiçbir zaman negatif olamaz. Doğru mu? O zaman bu pozitif tanımlıdır. İkinci matrise geçtiğimizde, A2 matrisine geçtiğimizde onun hesaplamasını da aynı şekilde yapabiliriz. Orada bakın şurada negatif yani eksi işareti geliyor. Bu şey olabilir diyor. Sıfırdan küçük olabilir. Hatta örnek vermiş bakın. Eğer matrisi vektörü böyle seçerseniz negatif çıkar diyor. O zaman A2 pozitif tanımlı değil. A2 pozitif tanımlı değil. Tamam mı? Burada hocam şunu da ekleyelim. Mesela yeni bir ne bileyim yeni bir deep learning'de metot keşfedildi ya da artık deep learning'in üstüne çıkıldı. Yeni bir learning alanı açıldı. Orada da yeni bir matris kullanıyorsun. Sen şimdi bu matrisin pozitif tanımlı olup olmadığını test etmek zorunda kalabilirsin. Örneğin bunu teorik olarak ispatlamak gerekiyor. Mesela
kovaryans matrisi için ispatlanmış bu. Adam yapmış, oturmuş, hesaplamış. Teorik olarak kovaryans matrisini tanımlamış. Hesaplamış, demiş ki bu pozitif tanımıdır. Örnek veriyorum. Dolayısıyla ileride sen de yeni bir şey ortaya çıkabilir. Ya yeni bir metot buldum ben. Learning metodu, ama böyle bir matris var. Acaba bu pozitif tanımlı mı? Onu buldun mu? Tamam, bitti, artık yoluna devam edebiliriz. Yani o anlamda da önemli bir durum oluyor. Başka ne diyor? Devam edelim. A simetrik pozitif tanımlıysa o zaman bu ifade bir inner product tanımlar. Bunu zaten söylemiştik. B bazıyla buradaki x şapka y şapka da bizim vektörlerimizin bileşenler oluyor. Bu x şapka y şapkayı tekrar özetleyelim. Şimdi normalde biz bir vektörü, biraz önceki vektörü hatırlayın, şöyle yazarız. E2, buradaki E1, 1, 0. E2 de 0, 1. Tamam mı? Böyle yazarız. Kitap da genel olarak da öyle aslında. Şunları ayırmış. Yani şuradaki 1, 2'yi, 1, 2'yi bu koordinat. Hatta şöyle x şapka diyelim. X şapka. Onu da şöyle yazalım. Şimdilik böyle yazalım. Bu koordinat oluyor işte. Tamam, buradaki şapkalar bu anlama geliyor. Onu da söylemiş olalım. Hemen bir teorem var. Bakın ne diyor? Reel değerli, sonlu boyutlu, reel değerli, sonlu boyutlu bir V vektör uzayı alalım. Bunun sıralı bazı B olsun ve bunun üzerinde bir inner product mevcut olsun. Yani daha doğrusu bir inner product mevcut olabilmesi için gerek ve yeter şart böyle bir pozitif tanımlı matrisin mevcut olmasıdır. Ha, şimdi o zaman biz şunu bulduk teorik olarak. Bizim bir inner product, bir vektör uzay üzerinde bir inner product kurabilmemiz için pozitif tanımlı matrise ihtiyacımız var. O zaman bu ikisi birbiriyle eşleşti. Inner product pozitif tanımlılık demek, pozitif tanımlılık inner product demek. Böyle düşünün. Çünkü if and only if matematikteki en güçlü teoremdir bu, bakın. If and only if. İki taraflı. Yani eğer inner product ise pozitif tanımlıdır, pozitif tanımlı ise inner product'tır. Dolayısıyla güçlü bir bağlantı kurmuş olduk. O yüzden yukarıdaki giriş kısmına giderseniz bakın orada öyle diyordu. Pozitif tanımlılıkla diyordu biz inner product'ı birbiriyle eşleştireceğiz diyordu. Bakın eşleştirmiş oldu. Bu teoremin ispatını yapmayacağız. Ve aşağıdaki özellikler sağlanır diyor. Bakalım. Eğer ne diyor? A'nın kernel uzayını hatırlayın. Kernel uzayı sadece sıfırı içerir. Niye? Çünkü A pozitif tanımlıdır ve x sıfırdan farklıdır. Dolayısıyla sadece sıfırı içerir. Yani ax sıfırdan farklıdır. Eğer x de sıfırdan farklıysa. Tamam. Sonra A'nın diagonal elemanları, yani köşegen elemanları pozitiftir. Çünkü bu önemli. Çünkü A, İ, İ'ler aslında şu koşulu sağlar. Tamam mı? Bakın bu önemli. Tekrar edelim burayı. Yani sizin bazlarınızdan oluşan vektörle A matrisini ele aldığınızda sonuç pozitif çıkıyor. O yüzden A'nın pozitif tanımlı bir matrisin köşegenleri her zaman pozitiftir diyor. Tamam. Pozitif tanımlı matrisin köşegenleri her zaman pozitiftir. İsterseniz şurada deneyebiliriz. Mesela 9, 6, 6, 5 var bakın şu matris. 9, bu kalemi düzeltmeye çalışayım. 9, 6, 6, 5. Bakın bunu A matrisi kabul edin. Burada bazlarımız neydi? 1, 0, 0, 1. Mesela A, 1, 1'i bulacaksınız örneğin. Diyor ki E1'in transpozu çarpı A çarpı E1 pozitiftir diyor. Bakalım öyle mi gerçekten? Şimdi E1 dediğim 1, 0. 1, 0'ın transpozu böyle oldu. Çarpı A 9, 6, 6, 5 çarpı 1, 0. Çarpalım. Buradan 9 geliyor. 9. Buradan ne geliyor? Burada da 6 geliyor. Çarpı 1, 0. Bunu da çarpınca 9 geliyor. Bakın pozitif çıktı. Gördünüz mü? Bu zaten köşegeni değil mi? Bak direkt köşegeni veriyor. Bunu söylüyor bize. Bunu unutmayalım. Yani pozitif tanımlı matrisin köşegen elemanlarının tamamı pozitiftir. İsterseniz hocam bir özetleyelim şöyle kısaca. Çünkü kafalar çok karışmış olabilir. Hani sanki anlattıklarımız çok ağır gibi gelebilir size. Şimdi biz şunu öğrendik. Bir norm diye bir kavramdan bahsettik. Norm aslında bir vektörün en azından Öklid uzay açısından bakarsanız uzunluğunu veriyor. Ya da
o nokta vektörü temsil eden noktanın merkeze olan uzaklığını veriyor. Norm uzunluk demek. Sonra normların farklı şekilde tanımlanabileceğinden bahsettik. Ve normun da sağlaması gereken özellikler vardı. Pozitif tanım olacaktı. Üçgen eşitliğini sağlayacaktı. Bir de başka ne özellik demiştik? Üç taneydi. Ha, bir de homojen olacaktı. Yani lambdayı dışarı çıkarabilecek. Sonra normu kullanarak, normundan yararlanarak biz normlu uzaydan, gerçi oralara çok girmedik ama iş çarpıma geçtik ve dedik ki bizim bildiğimiz dot product diye bir kavram var Öklid uzayında. Bu klasik bir iş çarpımdır. Biz buna dot product diyeceğiz. Sonra biz bu iş çarpımı genelleştirdik. Herhangi bir vektör uzay üzerine taşıdık. Dedik ki bir, bilineer olacak. İki, pozitif tanım olacak. Üç, simetrik olacak. Bu üç özellik sağlanırsa biz o dönüşüme inner product diyeceğiz. Dot product ise özel bir inner product'tır dedik. Başka inner product'ları tanımladık. Hatta onun dot product olmadığını söyledik. Buradan da pozitif definite'a geçtik. Pozitif tanımlı matrise geçtik. Pozitif tanımlı matriste neydi? X transpose çarpı A çarpı X pozitif olacak. Bunun anlamı aslında iş çarpım demek. Dolayısıyla sonuç olarak şunu söyledik. Eğer iş çarpımı yani inner product tanımlayabiliyorsak pozitif tanımlılık vardır. Pozitif tanımlılık varsa inner product vardır dedik. Ve son olarak da dedik ki pozitif tanımlı bir matrisin köşegen elemanlarının tamamı pozitiftir.